Su seviyesi kritik düzeye ulaşan Sapanca Gölü'nün korunmasını artıracak bir gelişme yaşandı. Göldeki kuş türleri üzerine araştırma yapan bilim adamları, nesli tehlike altında olan dik kuyruk ördeğinin sayısının arttığını tespit etti. Dünyada sayıları 15 bin adet kadar kalan dik kuyruk ördeğinin yaklaşık %75'i Türkiye'de bulunuyor. Nesli tehlike altında olan bu ördeğin gölü üreme alanı olarak kullanması ve popülasyonunu artırması durumunda göl, uluslararası öneme sahip sulak alanlar listesi anlamını taşıyan Ramsar'a alınarak sanayiye su verilmesi durdurulabilecek. Dünyanın suyu içilebilir ender göllerinden biri olan Sapanca Gölü çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuşların balık bolluğu, güvenlikli oluşu ve üreme için sazlık alanların bulunması nedeniyle seçtiği Sapanca Gölü, Türkiye'nin önemli bir sulak alanı konumunda. Ancak kirlilik, kontrolsüz avcılık ve aşırı su çekimi göldeki ekosistemi tehdit ediyor. Bilim adamları sit alanı olarak koruma altında olan gölün statüsünün yükseltilmesi gerektiğini belirtiyor. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Uzun, kuşların göç yolu üzerinde bulunan Sapanca Gölü'nün önemli kuş türlerine de ev sahipliği yaptığını söyledi. E, türlerin üreme dönemi Sapanca Gölü'nde üremeye başladıyseler, bundan sonra bu sayı artabilir. Ancak bu geçici bir durum da olabilir çünkü bu yıl e, kış soğuk etmedi, e, havalar soğuk değil. Dolayısıyla bu türler kuzeyden güneye inen türler ee, ve Marmara bölgesinde Sapanca Gül ki bunlardan bir tanesi. Burada e, havalar soğuk etmediği için Türkiye'nin daha güneyine inmemiş olabilirler ve burada durabilirler. Tabii bu önümüzdeki yıllarda havalar soğuk olduğunda da e, ne yapacaklar sorusunu gözlemlediğimizde dik kuyruk türünün Sapanca Gölü ile olan hikayesi daha netleşecek ki e, dik kuyruk türünün Sapanca Gölü'nde popülasyonunu artırması ve hatta üremesi bence Sapanca Gölü'nün lehine olan bir durum olacak. Dik kuyruğun dünya nüfusunun önemli bir kısmının Burdur Gölü'nde kışladığını ve ürediğini ifade eden Doçent Doktor Ali Uzun, bu türün Sapanca Gölü'nde popülasyonunu artırması ve hatta üremesinin gölün lehine bir durum olduğuna dikkat çekti. Ee, Nesli tehlike altında olan bir tür ve e, dünya nüfusunun önemli bir kısmı da Dik kuyruk türünün e, Sapanca, şey, pardon Türkiye Burdur gölü'nde e, kışlamakta üremekte. Ancak e, 2005 yılından bu yana e, gelindiğinde e, bir iki bireyin birkaç günlük e, bulunmasından 8-9 haftalık ve 24 bireylik bir duruma geçişi önemli bir durum. Tabii bu şu anlama geliyor: e, Dik kuyruk ördek türü e, kışlama alanını Sapanca Gölü'ne de üreme alanını, Sapanca Gölü'nü de dahil edecek şekilde genişletiyor olabilir. Sapanca Gölü'nün kuş türleri için önemli bir sulak alan olmasına rağmen gölde avlanmanın serbest olduğunu vurgulayan uzun, Sapanca Gölü'nün ve çevresinin av kapsamı dışına tutulması için çalışma başlatıldığını bildirdi. Böyle nesli tehlike altında olan öncelikli türlerin korunması, barınması, barındığı yerlerin korunması bunun pek çok durumu var ki hem diğer kuş türlerinin sayısı ve türe ait bireylerin sayısı aynı zamanda böyle nesli tehlike altında olan öncelikli türlerin varlığı buranın Ramsar alanı olarak düşünülmesi ve ona göre projelerin düzenlenmesi bakımından oldukça önemli bir avantaj sağlamakta ki eğer burası bu tür bir koruma statüsüne sahip olursa Sapanca Gölü'nün pek çok tehdit unsuru, özellikle Sapanca Gölü'nden sanayi amaçlı su çekilmesi, içme suyu amaçlı, sulama amaçlı su çekilmesi konusunda bir takım kısıtlamalar, bir takım düzenlemeler yeniden getirilebilir. Çünkü bu sefer koruma statüsü çok daha sağlam olmuş olacak ve uluslararası öneme sahip bir su kuşları açısından sulak alan olacak. Dik kuyruk ördekgiller familyasından küçük bir ördek türüdür. Akbaş ve kalkık kuyruk olarak da bilinir. Uzun arkaya ya da yukarıya doğru dikilmiş kuyruğu, büyük beyaz başı ve geniş mavi gagasıyla hemen tanınan, nadir bulunan küçük bir ördektir.